telefon hattımızda Orta Doğu Araştırma Merkezi araştırma görevlisi yine Hayten Cohen bulunuyor. Yanar Ocak telefon hattımızda. Merhaba Sayın Cohen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Daha önce Türkiye bunu tartışmıştı. İsrail Meclisi Türkiye'den özür dilememişti. Bu kez bu şartlar nasıl oluşuyor? Türkiye'nin bu tavrı mı etkili oluyor? Ya da olacak mı? Beklentiniz ne? Öncelikle bir şey düzeltmek istiyorum. Ben Moshe Dayan Enstitüsü'nden şu anda yayına katılıyorum. Tel Aviv Üniversitesi'nden. Evet. Sorunuza istinaden de şöyle bir cevap vermek istiyorum. Biraz evvel Başbakanlık Sözcüsü Mark Regev'den edindiğim bilgilere dayanarak şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirtiyor Başbakanlık Sözcüsü Mark Regev. Bu toplantının içeriğinin gizli olacağını belirtiyor. Toplantıdan bugün kesinlikle bir özür kararı çıkıp çıkmayacağı belli değil. Hı hı. Varsa bile böyle bir karar bugün açıklanmayacağı kesin. Bildiğiniz gibi Amerika'da bazı gelişmeler devam ediyor, görüşmeler sürüyor. Palmer raporu hala açıklanmış değil. Palmer raporunda bildiğiniz gibi ilk açıklanan verilere göre ablukanın yasal olduğu belirtiliyor. Buna rağmen İsrail'in aşırı güç kullandığı ve Türkiye'nin de İHH ile sıkı bir işbirliği içerisinde olduğu basına sızan veriler arasında. Dolayısıyla Palmer raporu her iki tarafı da eleştiren bir tutum sergiliyor. Türkiye ile ilişkilere bakacak olursak da İsrail kurulduğundan bugüne Türkiye ile olan ilişkilerine son derece özel bir önem atfetmiştir. Gördüğünüz gibi sizin de söylediğiniz gibi Dışişleri Bakanı Lieberman ve Moshe Yaalon olmak üzere Şahin Kanat dahi bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Hı hı. Yalnız unutulmaması gereken bir şey var ki bu Şahin Kanat aynı zamanda İsrail'de bir tabana da oynamak zorunda. Ulusal evet. Onur söz konusu. Bu ulusal kanadın düşüncelerine göre birbirini dost addeden ülkeler birbirlerine karşı kesinlikle Mavi Marmara gibi gemiler yollamazlar. Hı hı. Türk milletiyle İsrail milletinin arasında hiçbir husumet yoktur. Türkler niçin Filistin meselesine alet oluyor, Hamas'ın politikalarına neden alet oluyor gibi bir düşünce söz konusu. Hı hı. Bildiğiniz gibi aynı zamanda da İsrail hükümeti ölen insanlar için bir üzüntü bildirimi yapmışlardı. Fakat özür dilemek birazcık bu olayın hukuki sorumluluğunu da üstüne almak oluyor. Bir kabahati üstüne almak oluyor. Evet. Peki şimdi elbette İsrail de bunu bir milli mesele olarak görüyor. Her ne kadar bazı isimler destek verse de Türkiye'den özür dilenmesine yönelik olarak İsrail içerisinde de bir karşıtlık var. Bu iki ülke arasındaki bu sorunlar size göre nasıl aşılır? Keşke bir fikirli bir formül olsa. Hani bence üzgünüz ama Türkçe özür diliyoruz tarzı anlaşılan bir kelime olsa. Benim düşüncem ülkelerin reel politik anlamında yani ülkelerin kendi çıkarsal menfaatlerini göz önüne alarak davranmaları gerekiyor. Şu bir gerçek ki şu anda mesela örnek vereyim size, dün Gazze'ye toplam 468 tane tır 12 tonluk insani yardım götürdü. Gazze'de İsrail açısından bakıldığı zaman dünyada yansıtılanın aksine bir insani sorun bulunmuyor. Türkiye Kızılayı'nın da belirtmiş olduğu gibi istenilen yardımlar gerekli diplomatik çerçevelerden geçtikten sonra Gazze'ye yardım olarak girilebiliyor. Buradaki önemli olan şey iki ülkenin karşılıklı olarak anlayışlı olması, birbirlerini ajite edecek açıklamalardan kaçınması. Örneğin mesela Başbakan Erdoğan'ın Filistin sorunu Türk milletinin sorunudur gibi açıklamaları burayı çok çok rahatsız ediyor. Buradaki aşırı sağcılar da o halde biz de o zaman Kürt sorunu bütün İsrail'in sorunudur gibi göze göz dişe diş tarzı konuşmalar geçiyor. Bana sorarsanız benim kişisel fikrim bunlar çok çok yanlış. İki ülke arasındaki ilişkiler kesinlikle iki ülke penceresinden değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Dediğim gibi mümkün mertebe düşük vitesli, sakin açıklamalarla
bu işin yapılması gerektiğini inancındayım. Aynı zamanda Sayın Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve yine Sayın Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın da bu sürece katkıda bulunmasını tam tersine tırmandırmaması gerektiğini düşünüyorum. Kelimeleri değil, ülkelerin tarihi dostluklarına bakılmalı gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir depremde, en son yaşanan büyük depremde Türkiye'ye İsrail'den ekipler gelirken, İsrail'de yaşanan büyük yangında da Türkiye'den yangın söndürme uçakları gelmişti. Evet. Bunlar güzel şeyler. Bu güzel şeylerin yaşanması için çabalanması gerekir. Ben bunu düşünüyorum. Hayetan Kohen, Yanar Ocak, çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben kısa çok bir... teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa bir ara vereceğiz sayın seyirciler, şimdi devre arasına, ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.